Evet arkadaşlar, bugün Renault'a gidiyoruz. Şimdi birazdan size bazı Renault modellerini göstereceğim. Modelleri daha önce Türkiye'de hiç görmemiştim. 3 tane model. Umarım sizin de ilginizi çekecek. Eğer ilginizi çekiyorsa videoyu izlemeye devam edin. Önümüzdeki haftalarda finansal özgürlük ve yatırım. Abi 1000 liramız var, nasıl yatırım yapalım? Abi 10.000 liramız var, 100.000 liramız var, 1 milyon liramız var. Ne yapalım bu parayla? Eurobond, Türk Eurobondları, Avrupa Amerika Eurobondları, şirket Eurobondları, Avrupa Amerika borsaları, Uzak Doğu borsaları, değerli madenler, altın, platin, gümüş, Bitcoin, Ethereum, kripto para. Bu konular ilginizi çekiyorsa yazın. Videonun yorumlar kısmında benimle paylaşın. Bu söylediğim video fikirleri dışında eğer sizin aklınızda başka fikirler varsa onları da benimle paylaşabilirsiniz. Çok vakit kaybetmeyelim. Renault bizi bekliyor. Umarım videoyu beğeneceksiniz. Beğenirseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videoyla devam ediyoruz. İlk aracımız Renault Clio. Türkiye'de en fazla satılan otomobil bildiğim kadarıyla Clio'ydu. Bazı yıllarda, geçtiğimiz 1-2 yıl içinde. Bu Renault Clio 15.500 euro civarında. Yeni ön farlarını görüyorsunuz. Büyük Renault logosunu görüyorsunuz. Genelde tabii Clio'lar biraz daha şirket araçları gibi ya da şirket araçlarının da giriş seviyesi gibi. O yüzden yani pek hani popüler araçlar olmayabilirler. Yanında da siyah versiyonu var. Şantları fena değil aslında. Yani bunun da fiyatına bakacak olursak Renault Clio 4 15.199 euro. Ön koltuklarında ısıtma var. Çeşitli alım satım maliyetleri birlikte 15.000 euroya bu aracın sahibi olabiliyorsunuz. Sanki siyah daha yakışmış gibi. Beyaz ve gri araçlara karşı şirket aracı olduğundan bir ön yargımız var zaten. Bunlar iki kapılı araçlar. Dört kapılı araçlar. Evet. Evet, arkadan da araç bu şekilde gözüküyor. Çok da kötü değil aslında arkadaşlar. Yani fena değil. 15.000 euroya bu aracın sahibi olabiliyorsunuz. Burada gördüğümüz araç da Renault'un Captur modeli. Türkiye'de oldukça popüler olan bir araç bu. Son 2-3 yılda crossover denebilecek işte ne SUV ne şehir aracı, ikisinin ortasında bir yerde. Buradaki Renault Captur'un fiyatı 34.990 euro. Yani tabii Clio'dan sonra biraz fazla. 35.000 euroya alacağımız diğer araçları düşündüğümüz zaman Captur alır mıyız? Sanki Almanya'da pek almayız gibi geliyor bana arkadaşlar. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Şimdi şöyle Megane'ları bekliyorsunuz biliyorum. Birazdan onlara da geleceğiz. Buradaki aracımız Renault Kadjar. Yine Türkiye'de çok tutulan araçlardan. Jantları ben beğendim. Siz nasıl beğendiniz mi bilmiyorum. Biraz yine zevk meselesi ama. Captur'un bir büyük boyu. İşte SUV'ye adım adım yaklaşıyoruz. Böyle bir araç tasarlamış. Birazdan şimdi araçların içlerine de gireceğiz arkadaşlar. Sadece içleri güzel olan araçlara saklıyorum. O yüzden merak etmeyin. Birazdan göreceksiniz. Yine Kadjar'ın fiyatı da arkadaşlar 34.500 euro. Bu iç donanımıyla alakalı tabii. Biraz evvel gördüğümüz Captur da hemen hemen aynı fiyattaydı. Ama muhtemelen Captur'un içinde daha fazla opsiyon var. Jantlar, özür dilerim, farlar fena değil. Burada bir tane Station Megane görüyoruz arkadaşlar. Megane tabii Türkiye'deki en popüler otomobillerden bir tanesi. Bu araba Megane Grand Tour. 25.199 euro. Tabii 25.000 euro bir otomobil için Almanya'da yani düşük bir rakam, sayılabilecek bir rakam. Ama yine de pek tutulan bir araba değil yani açıkçası. Ben çok fazla Renault Megane görmüyorum. Şantları bu şekilde tasarlamış Renault. Şöyle bagajını açarak size göstereyim eğer açılırsa. Evet. Siz ekrandan ne kadar yansıyor bilmiyorum ama belli bir derinliği var. Burada iki katman bir göz yapmış. Acaba onun amacı şu aslında. Arkaya bir şey yüklediğiniz zaman geriye doğru gelmesini engelleyecek. Araç da düşük bütçeli bir araç olduğu için otomatik kapımız yok. Şöyle size arkasına doğru şey yapayım. Ya genel yapım kalitesi arkadaşlar, ya doğrusunu söylemek gerekirse çok yüksek değil. Yani Renault Megane biraz burada maliyetleri düşürmeye çalışmış gibi geldi bana. Çok böyle ben çok kaliteliyim,
öyle bir his uyandırmıyor. Bu tabii Renault'un Dacia'yı almasından sonra biraz maliyetlerine odaklanması ederek olabilir. Burada da Captur var. Captur'da bakın içi boş, çok fazla opsiyon olmayan bir Captur. 20 bin euroya bu arabayı alabiliyorsunuz. Görüntü olarak bence güzel arkadaşlar. Yani burada ön farlar daha modern bir tarzı var. Yani arkadan da böyle büyük yine Renault logosu ve Captur. Volkswagen de bunu yapıyor. Hep arkaya artık biliyorsunuz böyle logolar ve isimler yazılıyor. Şöyle bagajını göstereyim size. Yani böyle bir derinliği fena değil ama çok da böyle büyük bir hacmi olan bir bagaj yok. Burada da Renault'un yine ilginç bir arabası var arkadaşlar. Bu bir Twingo. Twingo Renault'un yani kaç yıldır ürettiğini bilmiyorum ama ben burada kapıyı açmayı sonradan jeton düştü. Ve çok ufak bir şehir arabası. İçi de oldukça basit, yani oyuncak gibi. Gerçek yani bir arabadan çok bir oyuncağa benziyor. Ama sempatik, tatlı. Yani böyle büyük şehirlerde yaşayan insanlar için. Renault Twingo Life 11.889 euro. Şöyle ileriye doğru gidelim. Ben size araçları da şöyle genel olarak bir göstereyim. Captur'lar, Megane'lar. Birazdan araçların içlerini de göstereceğim. Şimdi burada Kursulasung deniyor. Bu şu demek. Bu arabayı almak istediğiniz zaman çok hızlı bir şekilde muhtemelen 24 saat içinde bu arabayı trafiğe sokabiliyorsunuz demek. Şöyle içine oturalım arkadaşlar. Bu Renault Megane'ımızın. Ben buradaki ekranı çok beğenmedim. Yani geldiğimiz nokta, yani artık araç içi ekranlar bu kadar gelişmişken bu ekran bana açıkçası böyle 1900 yani 2000'ler, 2005'ler gibi. Genel yapım kalitesinde çok üst düzey bulmadım. Biraz burada Renault sanki masrafları kontrol ederek maliyetleri düşürmeye çalışmış, kârlılığı artırmaya çalışmış. Tabii ki burada onlara kim haksız olduklarını söyleyebilir. Yani şirketler kâr etmeyince bu tarz manevralar yapmak zorunda kalıyorlar arkadaşlar. Tasarım olarak çok güzel ama yani o işte direksiyonlar, ekranlar yani şu an Alman üreticilerinin seviyesinde değil. Bakın bu araç arkadaşlar, daha evvel ben bu arabayı hiç Türkiye'de görmedim. Alaskan. Bu araç bir ne diyelim, pick-up. Volkswagen yaptı, Mercedes yaptı. Biliyorsunuz giderek popüler hale geliyor. Bu araçlar zaten Amerika'da çok popüler. Avrupalılar da işte yavaş yavaş bunları üretmeye başladılar. Bir de arkadaşlar, bu arabaların Renault'un Amerika'da neden satılmadığını bilen varsa lütfen bana yazsın. Çünkü Amerika'da Renault araçları satılmıyor. Ben bu jantları da çok beğendim. Yani böyle heavy duty, saldırgan, agresif bir görüntüsü var. Şimdi arkayı açacağız. Şimdi bakın arkadaşlar, Megane'la bunun arasında gerçekten dağlar kadar fark var. Videoda size ne kadar yansır, ne kadar yansımaz onu bilemiyorum. Ama inanın yapım kalitesinde farkı hissediyorsunuz. Burada işte otomatik vitesimiz var. Koltuklar deri, dikişleri gördünüz. Biraz eski eski moda bir tasarım. Koltuklardaki elektronik kontrolleri gördünüz. DCI. Renault Alaskan arkadaşlar. 45.990 euro fiyatla satılıyor. Şöyle önden de göstereyim. Yani araba tabii ki güzel, etkileyici ve ben ilk kez orada böyle bir şey görüyorum. Türkiye'de satılıyor mu satılmıyor mu bilmiyorum. Eğer satılıyorsa hani bir fikrim yok. Ben daha evvel Türkiye'de görmedim. Dediğim gibi neden Renault'un Amerika'da satılmadığını bilmiyorum. Eğer onu da bilen varsa bana yazsın. Renault Koleos arkadaşlar. 38.159 euro. Şimdi birazdan bu arabanın da içini göstereceğim size ve yani iyi Renault'larla kötü Renault'lar arasında bakın, şimdi bir kere oturduğunuz zaman şu koltuk. Direksiyona çok büyük fark yok. Ekranı çok daha güzel arkadaşlar. Bakın buradaki initiale, yani bu initials İngilizce'de işte ilk, başlangıçlar demek. Fransızca'da muhtemelen benzer bir anlamı vardır. Bu koltuğun yapısı, oradaki ekran, direksiyon, buradaki initiale Paris detayı. Yani Renault iyi araba yapmayı biliyor arkadaşlar. Yani bakın burada Bose. Yani Renault bunları biliyor. Oradaki ekranı görüyorsunuz. Ekranın ortası Ghost. Yandakiler sabit göstergeler. Ekranın tepki süresi biraz yani çok çok iyi değil, çok kötü de değil.
yani orta şeker bir şey ama ben, mesela bu arabanın içi, buradaki şeyi de görüyorsunuz arkadaşlar, sunroof'u. Yani tekrar başa dönecek olursak, Renault iyi araba yapmayı biliyor ama sanıyorum Dacia'yı satın aldıktan sonra bazı yerlerden de, bazı modellerden de masrafları kısmak için tasarruf yoluna gitmiş. Biraz Megane'lar, Clio'lar Dacia'laşmış. Renault kendi markasında işte böyle Koleos gibi modellerinde yüksek kaliteyi sunuyor. Orada da fiyatlar işte 38 bin euro civarında. Bakın araba arkadan böyle gözüküyor. Bu arabaya ne denir bilemiyorum. Yani SUV desene SUV değil. 7 koltuklu. Pardon, bu araç 5 koltuklu ama yani bilmiyorum bu arabaların klasifikasyonu nasıl yapılıyor. Çok emin değilim. Bakın kapı da otomatik olarak kapanıyor. Evet, yani 38 bin euro veriyorsunuz ama para boşuna gitmiyor. Yani buradaki krom detayları görüyorsunuz. Burada inisiyale. Demek ki neymiş? Renault alıyorsak arkadaşlar, bir bakacağız bu araba inisiyale mi? İnisiyale ise içine biraz para harcamış Renault. Önden de bu şekilde gözüküyor. Burada bir tane daha Kadjar var. Mavi renk. Şöyle arkaya doğru gidelim bakalım ne göreceğiz. Türkiye'de eskiden çok satan arabalardan biriydi bu Scenic. Renault Grand Scenic. 27.990 euro. Bu araba 7 koltuklu olabilir. Birazdan bakacağız arkadaşlar. Yani bu arabada ben bence güzel tasarım, şu arka koltuk, arka kapının yukarı doğru çıkması, arka farlar. Bir bagajını açalım bakalım ne karşılayacak bize. Evet, yani Renault'dan maalesef otomatik kapı beklememek gerekiyor. Evet, bu araba arkadaşlar 7 koltuk olduğu için gördüğünüz gibi herhangi bir bagaj maalesef yok. Ama tabii koltukları yatırarak bagaj hacmini arttırabiliyorsunuz. Yaklaşık ben orada size bir karışlık ya da iki karışlık diyelim hadi bagaj hacmini olduğunu göstermeye çalıştım. Koltukları yatırırsanız büyüyor tabii. Burada da iç mekanı görüyorsunuz. İç mekanda tabii biraz evvel gördüğümüz Clio'lar, Renault'lardan daha iyi seviyede. Ama inisiyale seviyesinde de değil. Onu da söylemek lazım. Camlar falan güzel. Yani evet, ekran biraz ekranda da yine ucuza kaçılmış. Ben bu tasarımı beğenmedim arkadaşlar. Yani Renault gibi 100 yıllık bir otomobil üreticisine bundan sanki biraz daha iyisini yapabiliyor olması lazım. Ya da işte maliyetler diyeceksiniz. Düşük maliyete çekmek için biraz oradan feragat edilmiş gibi duruyor. Ama yine de çok da ucuz da değil yani. 27 bin euro çünkü Honda'da, Skoda'da yine ciddi güzel arabalar alabiliyorsunuz. Burada biraz, yani Renault Türkiye'de tabii çok popüler bir araba biliyorsunuz. 1980'lerde, 70'lerde Türkiye'de otomobil pazarının %50'si Renault, %50'si Tofaş'tı. İşte tabii şimdi durum çok değişti şu an. Volkswagen olsun, Hyundai olsun, Fiat var. Megane, işte bu araç da arkadaşlar özel bir rally arabası. 500 tane üretilmiş. Kapısı kilitli olduğu için içine giremedim ama tabii jantlar falan yanıyor. Ama motor ve diğer detaylarını da biraz önce gösterdiğim ekrandan merak ediyorsanız ekranı durdurup inceleyebilirsiniz. Yani bir yarış otomobili ya da rally otomobili olduğu için muhtemelen işte süspansiyonları, motoru ona göre. Şimdi burada bir tane Clio var. Bu çok ilgimi çekmiyor. Evet, Türkiye'de görmediğiniz başka bir Renault daha arkadaşlar. Benim görmediğim en azından. Arkana. Ben bu arabayı çok beğendim arkadaşlar. Bayıldım. Yani Renault Arkana'ya bayıldım. Biraz böyle bir yandan Mercedes havası da var. Bilmiyorum. Bana çok çok güzel geldi. Renault Arkana arkadaşlar. İşte özelliklerini görüyorsunuz. 33.990 euro. Arabayı şöyle önden de göstereyim. Bu araba yeni. 0 kilometre bir otomobil. Yani ben çok beğendim. Şimdi içini de göstereceğim size. Burada şöyle bir detay var. RS Line diye. İçine şöyle bir girelim arkadaşlar. Şimdi bakın şuradaki bir dikişlere ve karbon fiber detaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Kromlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Bose ses sistemine dikkatinizi çekmek istiyorum. Buradaki RS logosuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Koltukların elektronik kontrollerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Full Ghost ekrana dikkatinizi çekmek istiyorum. Tepki süresi çok daha yüksek ekrana dikkatinizi çekmek istiyorum. Buradaki karbon fiber detaylar, direksiyon,
Şimdi bakın yani 33 bin euro veriyorsunuz ama karşılığında da bak böyle bir şey var yani. Nerede biraz evvel gördüğümüz 25 bin euroluk Megane'lar? Şu arabaya bakın ya, burada Renault bu araba Audi seviyesinde. Çok net yani, bunun şeyi yok. Fiyatı da tamam Audi seviyesinde ama en azından yani verdiğiniz paranın nereye gittiğini görüyorsunuz. Ben çok beğendim bu arabayı. Şu dikişler yani, bu araba tamam. Bu araba olmuş yani. Burada Alcantara detaylar var. Turuncu. Tabi turuncuyu sevmeyebilirsiniz. Çok sempatik gelmeyebilir herkese. Ama ben bu arabanın arkasını göstereyim size arkadaşlar. Yine öndeki detayların aynısı arkada da var. Tabi arkası biraz bu arabanın ufak. Yani bakın ben 1.85'im. Dizlerim girmedi. Ön koltuk bana uygun bir şekilde ayarlıydı. Evet yani büyük arabada arkada yolculuk edecekler. Allah yardım etsin. Oldukça sıkışık ama sürücü koltuğundaysanız bence fiyat performans olarak iyi bir noktada olan bir araba bu. Kapılarda bakım var mı? Göremedim. Şöyle bagajı göstereyim size. Renault Arkana. Var mı Türkiye'de bu araba bilmiyorum. Gördünüz mü? Böyle bir garip bagaj. Biraz böyle modüler bir tasarımı var. Niye böyle yapmışlar bilmiyorum. Burada da arkadaşlar yine Renault'un şey modeli var. Böyle amiral gemisi. Fransa'da falan şirket CEO'ları, yöneticileri bu arabalara biniyor. İnisiale. Yine zaten inisiale gördüğümüz zaman ne diyoruz? Tamam bu araba ümit var diyoruz. Şimdi şöyle girelim bakalım. Bu bir station wagon. Araba tabii yani güzel. Şimdi bunun bagajını açalım. Bagajı da büyüktür. Otomatik de açılır bu. Bakalım açılacak mı? Evet açılıyor. Biraz saçmaladı ama ya da ben ilk seferde beceremedim. Ama açılacak. Şimdi kendi kendi kapanıyor. Düğmesine basacağız. Hadi, hadi bakalım hemen. Evet. Şimdi burada geniş bir bagaj var. Kapılar, bagaj kapısı otomatik açılıp kapanabiliyor. İşte burada evcil hayvan aparatları var. Bizi çok ilgilendiren şeyler değil. Düğmesine bastık, kapattık. Yani araba genel olarak ben kaliteliyim. Bana para harcandı izlenimini veriyor size. Koltuklar da böyle yine deri, inisiale Paris, Bose ses sistemi, yani evet. Renault araba yapmayı biliyor arkadaşlar. Yani sadece o ilk baktığımız Clio'larda, Megane'larda bunlar hep biraz Dacia'nın etkisi gibi. Ayrıca kapılarda otomatik vakumlama sistemi var. Evet yani böyle içine giriyoruz. Bakın orada yine büyük bir ekran bizi karşılıyor. Sade bir tasarım var. Yani çok Audi ile vesaireyle yarışabilir mi tasarım olarak? Bence yarışamaz ama yine de Renault'dan beklenen kaliteyi sunuyor. Burada da Renault Talisman Grand Tour 38.999 euro. Evet fiyat performans açısından sanki çok kötü değil gibi. Arabayı da şöyle önden göstereyim. Biraz böyle fütüristik ön krom ızgaralar. Evet, evet arkadaşlar Renault modellerini gördünüz. Yani Megane'lar, Clio'lar biraz şey hissettim ben. Yani Renault Dacia'yı aldıktan sonra işte bu ekonomik krizler ya da işte kar problemleri sebebiyle birçok Renault modeli açıkçası Dacia kalitesine doğru gitmiş. Ama o işte o Paris amblemli bir Infiniti ya da Initiale yazan 3 model vardı. Sanki o modeller tamam yani Renault'dan beklediğimiz kaliteyi sergiliyorlar ama yani Megane'lar ve diğer Kadjar biraz bana hani sanki eski Renault kalitesi biraz daha iyiydi. Orada biraz maliyetten kısmaya önceliklendirilmiş gibi geldi. Ama o yani hiç Türkiye'de olmayan 3 model var şimdi model isimleri aklımda değil. Ama o modellerde evet Renault belli bir kaliteyi tutturmuş. Renault'dan beklenen o seviyesini tutturmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Bilmiyorum. Yani ben o turuncu araba ilginç. İçi kaliteli, güzel. Fiyatı da çok anormal değil. Sanki olmuş gibi. Pickup 4x4 giderek popüler hale geliyor. Yani Renault'da bunu yani Mercedes denedi. Volkswagen denedi. Şimdi Renault'da deniyor. Bilmiyorum. Daha evvel hiç görmemiştim. Ben ilk kez gördüm bugün. Ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yazın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.